Ne yazık ki vaka sayılarında istenen düzeye hem Ereğli hem Zonguldak hem de ülkemiz olarak halen düşemedik. Bu zaman zaman bize vefat olarak da geri dönüyor. Bazı haftalarda 2 ya da 3 tane vefatımız oluyor. Bu da bizi ziyadesiyle de üzüyor. Bunun okullar açılmadan önce kontrol altına almamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanımızın da açıkladığı gibi bu sene okullar zamanında inşallah açılacak. Hazırlıklarımızı da o yönde yapıyoruz. Ama okullar açıldıktan sonra daha da sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor olacak. İşte aşı şu anda elimizde yeteri kadar var. Ereğli olarak da yeteri kadar var. Vatandaşlarımız bazen yanlış asparagas bilgilerle bu işlerden uzak durmaya çalışıyorlar. Açıkçası kimsenin sesine bu tür antipropagandalara çok fazla kulak vermesinler. Devletimiz bu işle ilgili gerekli açıklamaları yapıyor. Bu açıklamalar çerçevesinde de aşılarını yaptırsınlar. Çünkü sizin yaptırdığınız aşı aynı zamanda toplumu koruma anlamında da son derece önemli. Sadece kendinizi değil, toplumu da bu sayede siz korumuş olacaksınız. Çok hikayeler dinliyoruz son günlerde. Ben aşı karşıtıydım. Keşke o aşıyı yaptırsaydım da başıma bunlar gelmeseydi diye çok sıkıntılı durumları dinliyoruz. Bunlarla karşı karşıya kalmamak için lütfen aşınızı yaptırın. Bu manada yine son yıllarda, son günlerde ilçemizle ilgili de bir sel felaketi biliyorsunuz Ormanlı'da yaşamıştık. Ormanlı'da yaşadığımızda biz durumumuzu kötü gibi görüyorduk ama bugün Kastamonu'yu, Sinop'u gördükten sonra hakikaten oradaki vatandaşlarımız ciddi zararlar gördü. Bugün basınla paylaştık, hesap numaralarını paylaştık. Karınca kararınca buna bütün vatandaşlarımız destek olsunlar. Bakın bugün Kastamonu'da olur, yarın Ereğli'de olur. Daha ertesi gün Subaşı'nda olur bu. Yani biz Türk millet olarak birbirimizi dayanışma, birbirimizi kalkındırma ve destek olma anlamında örnek bir ülkeyiz. Ben bu bağış kampanyasında da Ereğli'nin gerekli çalışmaya yapacağına inanıyorum. Biz belediyelerimize, kamu kuruluşlarımıza, STK'larımıza, iş dünyasına bu tebliğleri gönderdik. Onların da teveccüh göstereceğine ben eminim. Son günlerde Türkiye genelinde rakamlar biraz daha düşmeye başladı. Bizde 50 civarında, evet, tabii Ereğli'de 50 civarlarında şu anda ortalama vaka geliyor. Ve çoğunluğu da Delta varyantı geliyor arkadaşlar. Şu anda gündemdeki olan varyant Delta varyantı. Zaten Sağlık Bakanımız da bunları açıklıyor. Yani hastanemiz şu anda tolere edebilecek düzeyde ama bir anda yükseliyor. Yani şu anda kendi kendimize yeterken hastaneler bir anda doluyor. Bir aileden 7-8 kişi geldi. Geçen vaka analizine baktım. Bir aileden 8 kişi gelir mi arkadaşlar? Bu kadar mı birbirimize biz dikkat etmedik? O manada dikkatli olalım. Ben bu virüsü yeneceğimize inanıyorum. Hele ki Ereğli gibi eğitim seviyesinin yüksek olduğu modern bir şehirde bizim bunu çok daha çabuk geçmemiz gerekiyor. Bayram civarlarında iyiydik. Zonguldak ve Türkiye'ye göre iyiydik. Ama son günlerde ne yazık ki biraz daha işimiz zora düşmeye başladı. Ben bu süreçte de vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda yoğun bakımda yatan yaklaşık serviste yatan 50 civarında hastamız, yoğun bakımda da yatan 10 civarında da yaklaşık hastamız var. Bunlara da Allah'tan şifa diliyorum arkadaşlar.